Arkadaşlar şimdi kinetik mezi genişleticiyi kuruyoruz. Öncelikle Wi-Fi ağımıza girip buradan kinetik extender setup'a bağlanıyoruz arkadaşlar. Bağlandıktan sonra burada bakın bir bildirim çıkıyor. Ağda oturum açın. Ağda oturum açın sekmesine basıyoruz. Bastık. Burada bakın karşımıza geldi. Buraya my.kinetic.net yazarak da girebilirsiniz arkadaşlar. Size bildirim çıkmayabilir. O yüzden söylüyorum. Burada bakın lütfen dil seçiniz diyor. Zaten bizim ülkemiz otomatik olarak algıladı. Türkçe seçili. Sihirbazı çalıştır diyoruz. Yapılandırmanızı seçiyor. Eğer kinetik başka bir router'ınız, modeminiz vesaireniz varsa burada kinetik Wi-Fi mesh sisteminize veya mesh modem router cihazınızı genişletmek için diyor. Bende mesh var ama ben size direkt olarak Wi-Fi menzil genişletici olarak kuracağım bu cihazı. Wi-Fi menzil genişletici olarak kur dedim. Bakın başka modları da var. Access Point modu olarak kullanabiliyoruz. Bir de Wi-Fi özelliği olmayan cihazlarımıza Wi-Fi özelliği kazandırmak için köprü yani istemci modunu kullanabiliyoruz. Bir tane de cihazınızın önceden kaydedilmiş ayarlarını yüklemek için basın diyor. Biz yeni kurulum yaptığımız için ileriye basıyoruz. Kullanıcı sözleşmesi var. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız burada bir yönetici şifresi oluşturmak. Ben bu yönetici şifresini şimdi oluşturuyorum. Yani bu cihazın arayüzüne gireceğimiz zaman yönetici şifresini soracak arkadaşlar. Hemen bakayım doğru yazdık mı? Evet, doğru yazdık. Yönetici şifresini oluşturduk. Klavyeyi aşağı indirip ilerliyoruz. İstersek bilgisayardan bağlanıp da bu arayüze girebiliriz. Telefonla daha kolay olduğu için ben telefonla giriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bizim karşımıza hangi ağı genişletmek istediğimizi soruyor. Burada çeşitli Wi-Fi cihazlarının yaydığı sinyaller gözüküyor. Benimki teknoloji dünyası YT kanal adından da anlayacağınız üzere. Seçtik arkadaşlar ve ilerle diyoruz. Bu adımda Wi-Fi ağımızın şifresini gireceğiz arkadaşlar. Ve şifreleme türünü seçeceğiz. WPA2, WPA kalsın. WPA3 desteği de var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hemen Wi-Fi ağımızın şifresine girdikten sonra bizim cihazımız modemden aldığı sinyali tekrarlayacak. İleri diyorum. Şifremi yazdım. Şifrem doğru yazdıysam eğer ki doğru yazdım. Cihaza bağlanacaktır ve şu an kırmızı yanıp sönen ışık birazdan kurulum tamamlandıktan sonra yeşil şekle dönüşecektir arkadaşlar. Ve bakın ağ tekrarlama işi bitti. Hemen Wi-Fi listemize girelim. Hala Kinetic Extender'dayız arkadaşlar. Adı, ismi hiç değişmedi. Gördüğünüz gibi. Yine bağlandık. Yine ağda oturum açacağız. Eğer bu Kinetic Wi-Fi genişleticimize, bu D modelindeki Kinetic Wi-Fi genişleticimizin ismini değiştirmek istersek de yine az önce belirlediğimiz şifreyle bu ağda yani Kinetic MyKinetic.net ağında bir oturum açacağız arkadaşlar. Bakın genişletici ağını adlandırın diyor. İsterseniz tek Wi-Fi adına etkinleştir diyebilirsiniz. Teknoloji Dünyası YT adıyla bu menzil arttırıcı da yayın yapabilir. Ama bunu kaldırırsanız bu cihaza yeni bir isim vermeniz gerekiyor. Tek Wi-Fi adına etkinleştir deyince tekrarladığı ağın ismiyle yayın yapacak. Siz farklı bir isim de verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Teknoloji Dünyası YT alt çizgi X diye bir isim oluşturdu. Biz bunu ismini istersek tabii ki de değiştirebiliriz gördüğünüz gibi. Şöyle silebiliriz. Ama ben dediğim gibi aynı isimle yayın yapsın istiyorum. Ve bu şekilde ayarladık. Zaman dilimini seçeceğiz. UTC artı 3 bizimki doğru olarak belirlediği konumdan Wi-Fi'den konum alarak doğru olarak belirleniyor. Ağınızı hep güncel tutun diyor. Otomatik güncellemeleri aktif ederseniz iyi olur. Kinetic'in bildiğiniz gibi kendine has çok güzel bir yazılımı var. Bu yazılım otomatik olarak güncellensin. Otomatik güncelleme zamanlamasını buradan ayarlayabilirsiniz. Ben varsayılan olarak bırakıyorum ve ileri diyorum. Kullanım verilerinizi paylaşsın diyor. Ben paylaşmayı tercih ediyorum. Markaya yardımcı olmak açısından. Kinetic kucuğuna kullanıcı bilgilerinizi kaydedin diyor. Bunlar cihazımla ilgili bazı bilgileri bana gösteren ayarlar. Kinetic osurumun 3.73, işte MAC adresinin otomatik güncelleştirmenin etkin olduğu vesaire vesaire arkadaşlar. Wi-Fi için bakın bir kare kod oluşturdu. İsterseniz o kare kodu taratarak da başka cihazları bağlayabiliyorsunuz. İnternet bağlantısı, MAC adresi falan hepsi burada çıktı gördüğünüz gibi. İlerleyelim. En sonunda da ayarlayı uygulayın diyor. Ayarları uygula dedikten sonra menzil genişletici olarak biz bu cihazı kaydettik. Artık Kinetic Setup diye gözükmeyecek. Sadece Teknoloji Dünyası YT olarak gözükecek bu cihazda.
Biz menzil genişletici olarak kurduk ama sizin kinetik cihazlarınız varsa, ki bende de kinetik cihaz var, ama şu cihazı kinetik modeme sahip olmayan arkadaşlar da kullanabilecekler sonuçta. Onlar için bir göstereyim dedim. Yoksa Wi-Fi mesh'e eklemesi gayet kolay, dediğim gibi. Umarım setup işlemimizi beğenmişsinizdir. Telefondan yaptık. Telefondan oldukça kolay. Bunun ağına bağlanmanız yeterli arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.